Boyutlarına bakacağız. Sebepler, biz buradan ne anlamadık? Tabloyu bir görelim. Yoksul apartmanı. Kaç kişisiniz içeride efendim? Şimdi 10 kişi var. Benimkiler 4 kişi bir aile yıkıldı. Benimkiler 4 kişi. Kimler içeride? Bir damat. Damat. Çocuklar iki tane. Oy ben ölürüm, oy mama. Oy ben ölürüm mama. Burada AFAD'ın olması gerekir. Ama maalesef bakın gönüllü insanlar mücadele veriyorlar. Böyle olmaz. Bu saate kadar kimse gelmedi. İlk defa siz geldiniz. Kime güveneceğiz biz? 10 ili vuran, Türkiye'yi yasa boğan 7,7'lik depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'taydı Fox Haber. Ne sağlam bir ev var ne de o enkazların başında arama kurtarma ekipleri. Kucağında evlatlarının ayakkabılarıyla bekleyen anne çaresiz. Yürekleri yangın yeri. Ayakkabıları burada, ayakkabıları burada. Geldiler. Yok, 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 yok. Annesi olsun, annesi. Kimse bize bakmadı, kimse bize bakmıyor. Kahramanmaraş Pazarcık'tayız. Şehrin, kentin içerisini dolaştık. Her yer yıkılmış durumdaydı. Şu anda bir binanın enkazının önündeyiz. Depremin merkez üssüydü Pazarcık. Burada hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Bunun gibi onlarca bina sayabilirim size Pazarcık'ta. Efendim kim var içeride? Kime sesleniyorsunuz? Kardeşim var, annem var, babam var. 23 yaşındaki Berfin Çetin de enkazın altındaydı. Çevredekilerin yardımıyla o kurtuldu. Geride ailesi kaldı. Ben sağ kurtuldum. Benim sağ kurtulma sebebim de üçgen şekli olması. Yani bazen beni kurtardı. Benim sesimi duyuyorlardı ve cam kenarındaydım. O yüzden çabuk kurtuldum. İlk çıkan da bendim zaten. Gerisini hatırlamıyorum. Ailem hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece seslerini duydum. O kadar. Sadece yardım istiyoruz. Yani gerçekten yardım istiyoruz. Çünkü gerçekten orada ben de kaldım enkazın altında. Çok canın acıyor. Çok canın acıyor ve bir süreden sonra artık umudunu kesiyorsun. Ben onların umudunu kesmesini istemiyorum. Düşünün ki bir canınız, Allah kimseye göstermesin, betonların altında ve hiçbir şey yapamıyorsunuz. Eliniz kolunuz bağlı durumda. Bunun gibi Pazarcık'ın üst sokaklarında onlarca bina var. Hepsi hasar, işleri çok kötü. Şu anda hiç sağlıklı bir bina yok şu anda. 70 bin nüfuslu bir ilçenin hiç sağlıklı bir binası yok. 84 tane mahallemiz var ve bütün mahallelere ulaşım zaten sağlanamıyor. Ve bütün mahallelerde yıkım üst düzeyde ama maalesef AFAD çok yetersiz kaldı. Pazarcık'ta 6 katlı yoksul apartmanının enkazı başındayız. Enkazın içinde hala kurtarılmayı bekleyen en az 10 kişinin olduğu söyleniyor. Ekipler maalesef yeterli değil. Bölgede şu anda sadece gönüllü ekipler var. Gece geleceklerdi. 4 kişi geldi. Sadece bir arama yaptılar. İşte araç gereç yok dediler, gittiler. Şimdi kaç kişi çalışıyor enkazda? Ben gönüllü var. Kahramanmaraş Pazarcık'ta yüzlerce bina yıkıldı. Ayakta duranlarsa kullanılamaz halde. Depremin merkez üssü aynı zamanda acının da merkez üssü oldu. Çadırları gösterelim. Çadırlar burada. Onun dışında müdahale edilmedi, ne yardım edildi, ne devlet memuru geldi, hiçbir tanesi gelmedi. Depremin merkez üssü Pazarcık'ta bir ilkokul binası, 3 katlı Cengiz Topel İlkokulu'nun hali depremden sonra büyük bir enkaza dönüştü. Okulun bahçesinde de depremden etkilenen vatandaşlar burada kalıp yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Pazarcık'ta durumlar kötü. Bir suyla bir su, ekmek nedir, ekmek bile getirmedi ki günden beri. Dışarıdayız, 2 gündür bekliyoruz, aç susuz, yardım falan hiçbir şey yok. Ya Allah rızası için bir tane gelmez mi buraya arkadaş ya? Millet hep enkazın altında kalmış, gelen giden yok. Millet aç kalmış, susuz kalmış. Enkaz altında binlerce kişi varlar daha. Kimse gelmiyor, sahiplik etmiyor millete. Bütün bu sıkıntılara değineceğiz. Bütün bunların ne anlama geldiğini, nasıl giderilebileceğini, bunlarla ilgili yapılan şeyleri hepsini sıralayacağız. Bu arada bir duyuru da yapmak istiyorum. Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda Türk Hava Yolları'nın faaliyetleri, operasyonları sürüyor, sürdürdüklerini açıklamışlar. Bu kapsamda Adana, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır diyor
Türk Hava Yolları. Şimdi Pazarcık'a gidelim, Sevgi Şahin'e gidelim ve oradan son bilgileri alalım. Sevgi, kolay gelsin. Durum nedir? Bir takım gelişmeler olduğunu umuyoruz. Bu insanların ihtiyaçlarına dair bir takım adımlar atıldığını biz duyuruyoruz. Orada sahada bunlar ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor mu? Gelişmeleri alalım, senden öğrenelim. Selçuk Tepeli, az önce haberimizde izlediniz. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'tayız. Burada yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremle Türkiye sarsıldı. Bütün Güneydoğu, Doğu Anadolu illeri sarsıldı ve Pazarcık en büyük yarayı alan ilçelerden biri. Depremin enkazı hala gördüğünüz gibi sokaklarda. Pazarcık'ı haberde de izlediniz. Taş taş üstünde kalmamış durumda. 4 evden 3'ü yıkılmış durumda. İnsanlar bu kışta, bu soğukta dışarıda kalmış durumdalar. Hemen şöyle kameraman arkadaşım Ömür Dikme ile birlikte hemen o enkazın yanı başına gidelim. Akşam olunca öyle bir soğuk çöküyor ki buralara, insanlar ellerini kıpırdatamaz hale geliyorlar ki düşünün bu ayazda, bu soğukta nasıl arama kurtarma çalışmaları devam etsin. Burada şu anda özel harekat ekipleri var, askerler var ve ateşin başında tabii ki enkazda canlarını bekleyen, sağ salim çıkmalarını bekleyen aileler var, battaniyeler var üzerlerinde. Bir söz verelim onlara, onlar anlatsınlar. Bir yardım yapıldı mı, neler geldi, neler değişti öğlenden akşama kadar. Sözü onlara verelim, biz anlatmayalım, onlar anlatsınlar. Efendim, yakınları olan arkadaşlar. Ben şimdi konuşamam. Nedir, ne durumdasınız? Bir değişiklik var mı? Yer tespit ettiler, bilmiyorum, bakacağız artık. Ekip gelip, uzman ekip gelip girecekler, bakacağız. Sizin kaç yakınınız içerideydi? Yakınımız üç, üç yakınımız içeride. Kimler içeride efendim? Babam, annem, kardeşim. Erkek kardeşim. Bu saate kadar herhangi bir ses duyuldu mu? Ses sabah duyduk biz ama ondan sonra duyamadık. Sabahtan beri arıyoruz. Ses gelmedi daha. Bilmiyorum, bakacağız artık. Bundan sonrasına bakacağız. Siz sabah da buradaydınız, akşam da buradasınız. Nasılsınız? Ayakta durabilecek durumda mısınız? Bakın, biz konuşacak durumda da değiliz. Bizi biraz rahat bırakırsanız. Şu an çok heyecanlandık ama bilmiyoruz. Var mı bir umut? Umut var. Umut var. Bekliyoruz şu an. Ekipleri bekliyoruz. Ben içeriden çıktım. Onlar yaşıyor. O kadar ben zaten getirdim ekipleri. Yoksa kimse ilgilenmiyordu. Ama şu an yaşadıklarına dair çok çok büyük umudum var. Sağ kurtuldunuz. Evet. Yaşam üçgeni sayesinde değil mi? Evet, sağ kurtuldum. Annem babam yan odamdalardı. Sesleri çıkmıyordu. Abim biraz öteki odamızdaydı. Onun da sesi çıkmıyor. Ama şu an kemik şeylerini belirlemişler yani. O yüzden biraz daha umudumuz arttı. Yani şu an çok çok güzel yani. Bu bile bir şeydir, umuttur yani bizim için. Evet, en ufak bir umuda tutunmak zorunda aileler. Çünkü burada başka çareniz yok. Dediğimiz gibi bir yakınınızın bu enkazın altında olduğunu düşünün. Eliniz yüreğinizde, soğukta bekliyorsunuz ve yapacak insanüstü bir çabanız yok. Bu betonları kaldıramıyorsunuz. İş makineleri giriyor devreye. Görüldüğü gibi hemen Ömür göstersin size kameraman arkadaşım. İş makineleri devrede. O beton blokları ne yazık ki insan gücü kaldıramıyor. İnsanlar isterlerdi kaldırabilmek ki yakınlarını kurtarabilmek ama ne yazık ki başaramıyorlar ve burada şu anda iş makineleri buraya gelmiş durumda. Askerler de var. Dediğimiz gibi özel harekat ekipleri de var ama AFAD ekiplerini göremiyoruz. Gönüllü ekipler var arama kurtarma çalışmalarında. Pazarcık dediğimiz gibi yarayı en büyük alan ilçelerden biri ve hava çok soğuk. Havanın soğuk olması buradaki bu çalışmaları da çok güçleştiriyor. İnternetin olmaması yayınlarımızı etkiliyor. Çünkü burada o kadar çok ekrana getirmek istediğimiz kötü şartlarda olan aileler var ki ne yazık ki internet yoluyla size bu görüntüleri ulaştırıyoruz. Görüntüleri ulaştırabilmemiz için de internet çeken yerlere gitmemiz gerekiyor. Aileler buradalar, burada yine bir kalabalık var. Şu anda insanlar bekliyorlar, umutla bekliyorlar. Burası en büyük sarsıntıyı yaşayan yerlerden biriydi. Taş taş üstünde kalmamış dediğimiz gibi. Canlarını kurtaranlar mutlular ama yakınları enkaz altında.
hayatlarını kaybedenler için çok üzgün buradaki yaşayanlar. Özel harekat ekipleri, askerler de var. Nasıl bir çalışma yürütülecek, var mı efendim? Benim bilgim yok. Nasıl bir çalışma yürütülecek? Ya söyleyeceğimiz bu üç günde çok zorlandık. Yardım falan gelmedi. Millet ekmeksiz kaldı. Yani siz nerede çalışıyorsunuz efendim? Biz nerede? Fabrikada, biz buradaki bir fabrikada gönüllü olarak yardım etmeye gelmişiz. Bugün geldiler sanırım değil mi? Dün de yoklardı. Bugün geldiler. Yani üç gündür biz kendi halimize, kendimiz çalışıyoruz araçlarımızla, makinalarımızla. Fabrika işçisisiniz. Evet, biz fabrikaya gönüllü olarak çalışıyoruz. Başka da... Allah, bir şey yediniz mi, içtiniz mi? Ayakta nasıl duruyorsunuz? Biz iki gündür zaten yani idareten şeyler yiyebiliyorduk. Bugün yani insanlar çok perişan. Mehmet yiyorlar, topyekten idare ediyorlar. Zor durumda ya. Allah yardımcımız olsun. Abla, insanlar yardıma gelsin. Biz şahsen 5 kişi, 5 genç Mardin Kızıltepe'den geldik. Vicdan azabı çektik. Buranın insanlarının yardımına geldik. Bütün insanlarımız elinden gelebildiğince maddi yardım, manevi yardım, gıda yardımı yapabiliyorsa buradaki insanlara, halka yardım etsinler. Çünkü buradaki insanlar çok bugün var. Selçuk Tepeli, şöyle söyleyelim. Gün içinde ne yazık ki hayat bir yandan da devam tabii ki ediyor. İnsanlar karınları acıkıyor, bir şey yemek yiyor, istiyorlar. Tuvalet ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar ama yer yok. Tüm lokantalar, restoranlar yerle bir olmuş durumda. Yiyecekleri, içecekleri, beslenme ihtiyaçlarını buradaki vatandaşlar evlerinden yapıp getirdiklerini gördüm. Evlerinde vatandaşlar işte pilav yapanlar, çorba yapanlar getirmiş buradaki çalışan arkadaşlara dağıtıyorlardı. Yemek yok, içecek bir şey yok ve bu çabayla buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. Ve yine akaryakıt kuyruklarında benzin alan insanlar vardı. Var. Nedir durum orada? Orada ortalama hep herkes bekliyor sıradan. Sırasıya veriyorlar. Durum arabalık. Hiç şeyler yok yani. Bekleniyorlar. Geceyi nerede geçirdiniz? Biz gönüllü olarak Mardin Kızıltepe'den buraya kadar geldik. Bir de Maraş Elbistan'dan bizi aradılar. Karaköy'ünde iki gündür deprem olmuş. Hiç kimse oraya intikal etmemiş. Susuzlar, açlar, batanya yoktur. Oradan bizi aradılar. Yani bu bilgiyi de Fox TV üzerinde arkadaşlarına haberleri olsun. Oraya nasıl dediniz? Bir daha söyleyelim yeri. Maraş Elbistan, Karaköy'ü. Evet. İşte böyle o kadar çok adres geliyor ki bize. Her birini burada vermek istiyoruz ki oradaki canlara bir yardım gitsin. Çünkü tespit edilen 3300 kişi, tespit edilen ne yazık ki tespit edilebilen hayatını kaybedenler, enkaz altında o kadar çok kişinin olduğu söyleniyor ki ne yazık ki oralara hiç yardım bile gitmemiş. Dediğimiz gibi burası şu anda Pazarcık'ın girişi. Burada evet enkaz altında kalanların olduğunu biliyoruz. Buraya yardım geldi ama üst taraflarda hala çalışmaların olmadığı yerler var. İnsanlar depremin olduğu andaki gibi kalmış durumdalar. Sanki burada saat o anda durmuş ve her şey bitmiş gibi Selçuk Tepeli. Peki, çalışmalar devam ediyor dediğimiz gibi. Bir şey sorabilir miyim ben? Duyabiliyor musun beni? Yani bu arada biraz vakit kaybı oluyor. İzleyicilerimizi bilgilendirelim. İletişim kurmak o kadar kolay değil. Zaman geçiyor bir miktar. Ses gitsin gelsin diye beklerken. Fakat şimdi bu tuvalet meselesi önemli mesele. Pek çok yerden bu çeşit mesajlar geliyor. Ondan sonra lokantalar filan her yer kapalı olduğu için, marketler kapalı olduğu için bunları açmak imkansız mı? Buralarda hiç açık bu çeşit gıda maddesi alınabilecek yerler yok mu? Bunların açılması için hiçbir çaba, çalışma yok mu? Hepsi kapalı mı? Yahut da ayakta kalan yok mu? Öyle sormak hepsi istiyorum. Hepsi kapalı. Ama bir ayakta yanım, kalan yok mu? Onların bazıları açılamaz mı? Biz de aradık yiyecek bir şey. Ayakta kalanların bir kısmının camları, kapıları kırılmış vaziyette. Yani içeri girmeye insanlar korkuyorlar. Sadece akaryakıt istasyonlarındaki marketleri kullanabiliyorlar. Oradaki stoklar da bitmiş durumda. Aynı benzin, akaryakıt gibi stoklar bitmiş durumda. İnsanlar sürekli kek aldıklarını, meyve suyu aldıklarını söylüyorlar. İnanın biz de iki gündür buradayız. İki gündür sadece burada, buraya vatandaşların getirdiği çorbayı içtik. Söyleyeyim size. Bizim gibi diğer Fox ekipleri, diğer ekipler de aynı
aynı durumda kanallardaki arkadaşlarımız. Yiyecek içecek sıkıntısı yaşanıyor. Hayat devam ediyor. Yiyecek bir şeyler yapmalıyız ki çalışmak için. Ama ne yazık ki dediğimiz gibi marketlerde hiçbir şekilde restoranlar kapalı. Vatandaşlar evlerinde getirenler oluyor, çorba, pilav yapanlar oluyor. Tuvalet ihtiyaçları da akaryakıt istasyonları. Evlerine kimse giremiyor. Zaten çoğu ev yıkılmış durumda burada. Yani söyleyebileceklerim şu, bir insan olarak burada yaşayabilmek iki gündür mucize diyebilirim ben. Enkaz altında kalanlar, onlar ayrı bir çile, dert çekiyorlar. Hayatta kalanlar ayrı bir çile, dert içinde. Dediğimiz gibi bu deprem, merkez üssü Pazarcık olan bu deprem Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Ama Pazarcık'ta acı hala çok taze. Yaralar hala sarılmadı. Hala enkazda insanlar kurtarılmaya bekliyor. Buranın yardıma ihtiyacı var. Aynı şekilde buranın olduğu gibi Elbistan'ın da yardıma ihtiyacı var. Adıyaman'ın yardıma ihtiyacı var. Dün oradaydık. Dün Adıyaman'da internet olmadığı için ne yazık ki görüntüleri size aktaramadık. Orada elektrik de yoktu. Hiçbir şekilde enerji verilmiyordu. İnternet çekmediği için vatandaşların durumunu size aktaramadık. Ateş başında sabaha kadar insanlar beklediler. Aç ve susuz. Enkaz altında yine insanlar vardı. Otel yıkılmıştı, belediye binası yıkılmıştı, evler yıkılmıştı. Dediğimiz gibi burada gördüğünüz gibi okullar bile yıkıldı. Yani en sağlam olması gereken yerler, çocuklara emanet ettiğimiz yerler, ilkokul binasının Pazarcık'ta yıkıldığını gördüm. Söyleyebileceklerimiz bu kadar şu anda. Burada enkazda çalışmalar devam ediyor. Umarız hayat mücadelesi bu enkaz altındakiler için devam edecektir. Umutla hayata tutunacaktır onlar ve bize de güzel haberleri vereceklerdir. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Herkese de kolay gelsin. Ya.